Buradaki harita M.Ö. 490 yılında Pers İmparatorluğunu gösteren bir harita ve gördüğünüz gibi son derece geniş bir imparatorluk. Pers İmparatorluğu Büyük Kiros tarafından kuruldu ve tabii sonra başa onun halefleri geldi. Daha önceki videolarda Perslerin M.Ö. 539'da Neo-Babil İmparatorluğunu nasıl fethettiklerini ve daha sonra Orta Doğu'nun büyük kısmını nasıl ele geçirmeyi başardıklarını konuşmuştuk. Hatta Persler uzun bir süre ayakta kalan Mısır İmparatorluğunu da ele geçirmeyi başardılar. Bu noktada M.Ö. 490'da durdurulamaz gibi görünüyorlardı diyebiliriz. O dönemde Pers İmparatorluğunu ya da Ahameniş İmparatorluğunu Darius yönetiyordu. İmparatorluk genişlemeye devam ediyordu. Ta ki beklenmedik bir şekilde bu duruma direnen bir halkla karşılaşana kadar. Yunanlar Persler ve Yunanlar arasındaki bu düşmanlık, bu çatışma, muhtemelen tarihteki en ünlü ve efsanevi hikayelerden biridir. Ama bunu yine de biraz ihtiyatla ele almak gerek. Çünkü bu konuda bildiklerimiz, yani az sonra size aktaracağım tarihi bilgiler bize Herodot'tan geliyor. Tarihin babası olarak da bilinen Herodot ya da asıl ismiyle Herodotus, tabii ki Yunan. Ayrıca kendisi bu savaştan sonra, çok sonra hatta yaşamış ve savaş hakkında yazdıklarını çok sonra yazmıştır. Dolayısıyla savaş hakkında bir şeyler yazmak için tabii ki o döneme tanık olan insanlarla konuşması gerekti ve elbette böyle yaparak hikayeleri sadece Yunanların bakış açısıyla dinledi. Günümüze gelen Pers kayıtları hiç yok. Bu yüzden söylenenleri biraz ihtiyatla ele almak lazım dedim. Çünkü Herodot'un yazdıkları Yunanları oldukça iyi gösteriyor. Şimdi olanlardan bahsedelim. Çünkü biraz ihtiyatla yaklaşsak da yani her şeye hemen inanmasak da tüm bu olanlar büyüleyici bir hikaye dizisi. Evet. Kral Darius başta ve burada da milattan önce 490'da Pers İmparatorluğu'nun nereleri kapsadığını görebilirsiniz. Ya da 10 yıl öncesine, milattan önce 500 yılına gidersek İmparatorluğun 100 yılın başlarındaki hali diyebiliriz şunu hemen belirtmek istiyorum. Pers İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan halkların bazıları diğerlerine nazaran biraz daha isyankar. Bu bahsettiğim insanlar burada gördüğünüz bu bölgedeler. İşte burası İonya olarak biliniyor ve bu bölgedeki Yunan yerleşimleri artık Perslerin kontrolü altında. Milattan önce 500'den milattan önce 494'e kadar yani neredeyse milattan önce 5. yüzyılın ilk 10 yılından bahsediyoruz. İonya'da bir dizi ayaklanma oluyor. Bunu görebilmek için şurayı biraz yakınlaştırayım önce. Şimdi zaman çizgimizi görebiliyorsunuz değil mi? İşte burada. Yakınlaştırdığımız bu bölge İyonya olarak biliniyor. Türkiye'nin batı kıyılarında İzmir civarında yer alan İyonya, Anadolu Yarımadası'nda bulunan bir bölge. Milattan önce 498'de gerçekleşen bu isyanlar sonucu Yunanlar, Perslerin kontrolü altındaki Sardis'i ele geçirmeyi ve yıkmayı başardılar. Darius'un yönetimi altındaki Persler buna pek sevinmedi. Bu yüzden kontrolü tekrar ele geçirmek, biraz da intikam almak için oraya bir kuvvet gönderdiler. Çünkü isyancılar Sardis'e ele geçirirken Yunan kardeşlerinin bazılarından yardım almışlardı. Burada Yunanların birleşik bir devlet olmadığına dikkat edelim. Yani Yunanlar Persler gibi tek bir imparatorluk çatısı altında toplanan bir topluluk değildi. Daha çok birbirinden ayrı bir grup şehir devleti vardı. Eminim bu şehir devletlerinin bazılarını biliyorsunuzdur. Atina, Korint, Sparta, bütün bu şehir devletlerinin hepsi ortak bir dili paylaşıyorlardı. Aynı şekilde dinleri de birbirine çok benzerdi. Ancak birleşik bir imparatorluk değillerdi. Onların kardeşleri yani İonyalı isyancılar Pers hükümdarlarına karşı ayaklandığında Atinalılardan ve Eritrea'daki insanlardan yardım aldılar. Dolayısıyla Darius bunu öğrendiğinde sadece isyancıların elinde olanları geri almakla kalmak istemiyor, onları aynı zamanda bastırmak da istiyor yani isyanı sona erdirmek istiyor. Ayrıca Atinalılar ve Eritrealılardan intikam almak istiyor. Bu yüzden ilk olarak M.Ö. 492'de donanmasını oraya gönderiyor. Burada Darius'un donanmasını yeşil renkte görüyorsunuz. Donanma güzergahını şöyle yeşille takip edelim. Evet, bunu Atinalılar ve Eritrealılardan intikam almak için gönderiyor ancak şanssızlık yakasını bırakmıyor. Tabi burada bunların Heredot'un yazdıkları olduğunu bir kez daha hatırlayalım ve öyle devam edelim. Darius'un büyük donanması fırtınaya yakalanıyor ve büyük ölçüde hasar görüyor. Ve böylece M.Ö. 492'de Persler başarısız oluyor. Ancak tabi bununla yetinmiyorlar. Darius o zaman bilinen en büyük imparatorluk olduklarını bilse de bu yenilgiden çok hoşnut değil ve Perslerden çok daha az nüfusa sahip çok daha yoksul ve parçalanmış halde olan Yunanları ele geçirmek istiyor. Böylece M.Ö. 490'da intikam almak, Eritrealılar ve Atinalıları boyunduruk altına almak için yeni bir donanma gönderiyor ve tabi bu sefer biraz daha başarılı oluyor. En azından donanması yok edilmiyor. Burada kahverengiyle gösterilen yerde donanmanın güzergahını görebilirsiniz. İşte şöyle çizelim. Evet, ve sonunda Eritrea'yı boyunduruk altına alıp ele geçiriyor. Ancak Atina'ya giderken, işte burada görebilirsiniz, maratonda durmaya karar veriyor. Bu kelimesinin için tanıdık olabilir ve bunun nedenini az sonra konuşacağız. İşte Darius ve donanmasının Atinalılarla karşılaştıkları yer burası ve burada Atinalılar Persleri yenmeyi başarıyor. Bu tarihte çok önemli bir an. Bir kez daha söylüyorum bunlar Heredot'un anlattıkları. Ancak şunu unutmayalım, o noktaya kadar Persler yenilmez görünüyordu. Ancak şimdi Atinalılar onları yerle bir etti ve bu görülmemiş bir şeydi. Ve Persler gemilerine geri dönüyorlar, hatta Herodot'a göre koşarak gemilerine doğru kaçıyorlar ve birçoğu geri çekilirken öldürülüyorlar. Muhtemelen Atina'ya saldırmak için yarımadanın etrafından dolanıyorlar ancak sonra bunu yapmamaya karar vererek geri çekiliyorlar. Bu dediğimiz gibi tarihte çok büyük bir an. Yunanlar bu büyük imparatorluğun savaşta ilerlemesine engel oluyorlar. Hatta çoğu tarihçi Yunan-Pers savaşları dönemini Yunan uygarlığının yükselişinin başlangıcı olarak kabul eder. Şu anda aslında başlangıç dönemindeyiz ve bu gerçekten Yunan altın çağının başlangıcı. Ancak Yunan-Pers savaşları Maratondaki savaşla bitmiyor. Önümüzdeki 10 yıllar boyunca sürecek bir etkileşimden bahsediyoruz ve bu sadece ilk büyük karşılaşma. Şimdi gelelim maraton kelimesine. Bu kelimeyi hepimiz biliyoruz, değil mi? Belki bazılarımız bir maraton koşmuş bile olabiliriz ya da koşmak istiyoruzdur. Peki bu savaşla Yunanistan'da maraton denen yerle bizim bildiğimiz maratonun ilgisi var mı? Elbette. Bununla ilgili anlatılan şüpheli de olsa bir hikaye var ve hikaye şöyle. Savaş olduğunda Maraton'dan Atina'ya bir ulak yani haberci gönderiliyor ve Maraton'dan Atina'ya kadar olan mesafe hemen hemen günümüzdeki Maraton koşusu mesafesiyle aynı yani yaklaşık 40-42 kilometre. Şüpheli hikaye şöyle devam ediyor. Haberci Pers saldırısını ve Atinalıların zaferini haber vermek istiyor ama haberi ulaştırdıktan sonra kendinden geçiyor ve ölüyor. Böylece yüz küsür yıl önce başlanan ve o zamandan bu yana düzenlenen günümüz Olimpiyat Oyunlarının mantığı da maratondan Atina'ya yapılan koşuyu anmak. İşte bizim maraton buradan geliyor. Şimdi anladığım kadarıyla gerçek hikaye birkaç hikayenin karışımından oluşuyor. Bu arada bunu kendiniz çözmek için birincil belgelere bakmanızı öneriyorum. Yani olayları kendiniz e, araştırırsanız çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri kendi filtrenizden geçirirseniz bu arkadaşlar en doğrusu olacaktır. Evet devam edelim. Maratondaki zaferden sonra Atina ordusu hızla harekete geçip Atina'ya geri döndü ve Atina'yı savunmak için bu mesafeyi kat etti. Hatırlarsanız Pers donanması Atina'ya gitmek için bu yarımadanın etrafından dolaşıyordu. Habercinin hikayesi ise şu. Filipides adlı bir koşucu Atina'dan Sparta'ya bir mesaj iletmek üzere gönderiliyor. Bu aslında çok daha uzak bir mesafe ve birçok bakımdan çok daha etkileyici. Ancak bu iki hikaye birleştirilmiş ve günümüz maratonunun uzaklığını elde ettiğimiz maraton hikayesine döndürülmüş. Yani olay maratondan Atina'ya kadar olan mesafeyi koşmak. Evet, bir sonraki videoda bu işin Persler için daha bitmediğini göreceğiz. Darius istediği intikamı alamadan ölüyor ancak oğlu Xerxes ya da diğer adıyla Serhas savaşlara devam edecek.